Depremin ilk gününden bu yana öncelikle Pazarcık'a geldik. Pazarcık'ta ilk 5 gün daha çok yaralanmalara ilişkin bir tedavi süreci başlattık. Ardından ekipler oluşturup özellikle kırsal alanlarda, dezavantajlı kesimlerde köylere yönelik bir sağlık taraması çalışması yürüttük. Bu kapsamda sayıları değişmekle birlikte 80'e yakın köy gezdik. Şu an depremin 18. gününe girdik. Tekrar ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha önce gittiğimiz köylerde daha çok karşılaştığımız vakalar kendi imkanlarıyla enkazdan çıkan insanların yaralanmaları, işte yaralarına ilişkin pansuman yaptık. Daha çok kronik hastalıklı insanlar vardı. Hani yaşlı nüfusun da çok olmasından kaynaklı. Bu kesimlerde ilaca ulaşamama durumu söz konusuydu. Bu konuda halkımıza yardımcı olduk. İşte kronik ilaç hastalıkları için ilaç kullananlara yönelik ilaç götürdük hastalarımıza. Ve yine nasıl sağlıklı kalabileceklerine ilişkin belli başlı bazı konularda bilgilendirmeler yaptık. Şimdi genelde bu tür afet olaylarında ikinci haftadan sonra koruyucu sağlık çok daha önem arz etmektedir. Şu an tedavi edici boyutuna ilişkin çok da yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Bu süreçleri tükettik. Şu an tamamen gündemimizde biz gönüllü sağlık emekçileri olarak köylerde daha çok koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda işte toplu barınma alanlarında çöplerin toplanmasından tutalım da suyun doğru kullanımını ve temini, yine çevrenin temizliği, beslenme alışkanlıkları, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ilişkin köyde halka yönelik bilgilendirmeler yapıyoruz. Ve yine hastalıkları olan hastalarımıza yine ilaç vermeye devam ediyoruz. İlaçlı tedavi uyguluyoruz. Şu an Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası merkezi bir planlama çıkararak depremin yaşandığı bütün illerde ve bağlı ilçelerde sağlık çadırı açarak sağlık hizmeti üretmeye çalışıyor. Tabii buraya gönüllü olarak gelen sağlık emekçileri, sendikamızın üyesi olan sağlık emekçileri de belli branşlarda daha çok toplumsal sağlığı önceleyen branşları buraya yönlendiriyorlar. İçerisinde çocuk gelişimcilerin olduğu, özellikle psikologların olduğu, sosyal çalışmacıların olduğu, yine hekimlerin ve hemşirelerin olduğu bir organizasyon söz konusu. Özellikle bu tür afetlerde ortaya çıkan en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi de halkın yaşamış olduğu travmayı aşamaması. Bu noktada özellikle dezavantajlı konumda olan kadınlar ve çocuklardır. O yönüyle buraya gelen gönüllü sağlık emekçisi arkadaşlarımızın halkımızın bu travmayı atlatması adına belli çalışmalar yürütüyorlar. Özellikle çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak veya psikolog arkadaşlarımızın travmayı çok daha derin yaşayan insanlarla birlikte birebir sohbet ederek, birebir gözlem yaparak, değerlendirme yaparak bir sağlık hizmeti üretmeye çalışıyor. Biz çok yaygın olmasa da yer yer uyuz vakalarının ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle toplu yaşam alanlarında bu tür salgınlar önlem alınmadığı zaman önümüze çıkan, daha önceki tecrübelerimizden edindiğimiz bilgilere göre bu tür vakalar, bu tür salgınlar çok çabuk yayılabiliyor. Biz aslında yürüttüğümüz çalışma bir noktada bu kapsamda, hani salgın hastalıkların önüne geçebilmek için ağırlıklı olarak çalışma yürütüyoruz. Yani yine bu kapsamda köylere gittiğimizde sağlık bilgisini toplumla paylaşıyoruz. Çünkü bu çok önemli bir konu. Hani etrafın temizlenmesinden çöplerin toplanmasına kadar, doğru beslenmeye kadar ve işte o travmayı atlatabilmeleri için birbirleriyle olan o dayanışmayı arttırabilmek adına sağlık bilgisini paylaşıyoruz. Şimdi geldiğimiz günden bu yana Pazarcık ilçesinde çok ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten sürece çok hazırlıksız yakalandığını biz gördük.
Biz zaten daha önce de Sağlık Bakanlığı'nın koruyucu sağlık hizmetlerine yeterince önem vermediğini defalarca söylemiştik. Bunu sendika olarak da sık sık dile getiriyorduk. Tamamen tedavi edici hizmetlere daralan, hastaneye daralan bir sağlık anlayışı mevcut bu ülkede. Biz buna daha önce de çok defa itiraz etmiştik ki bu depremle birlikte ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha açığa çıktı. Koruyucu sağlık hizmetlerini öncelemeyen bir sağlık anlayışının bu tür olaylarda, bu tür afetlerde toplumsal sağlığa ihtiyacına cevap olamayacağını gördük. Ve buradan bir kez daha söylüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın, yerel yönetimlerin koruyucu sağlığa ilişkin ciddi bir planlama önüne koyması gerekiyor ve ciddi bir planlamayla sağlık hizmeti üretmesi gerekiyor. Aksi takdirde şu an mesela vakalarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Uyuz vakaları, ishaller, bulaşıcı hastalıklar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ya bunlar neden ortaya çıkıyor? Biz bunun uyarısını defalarca yaptık. Hani halen bu kentte su şebekeleri akmıyor. Halen işte yerel yönetimler belediye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor. Halbuki bu tür süreçlerde en önemli sağlık mücadelesini yürüten kurumların başında belediyeler geliyor. Halen toplanma alanlarında tuvalet eksiği var. Halen çöpler düzgün toplanmıyor. Halen birçok yere yerin su ihtiyacı giderilmiyor. Tüm bunları yan yana getirdiğiniz zaman, tüm bu olumsuzlukları yan yana getirdiğiniz zaman salgın hastalıkların ortaya çıkması zaten şaşırılmayacak bir durumdur. O yüzden hani özellikle belediyeler başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı salgınları önleyici bir sağlık programını derhal önüne koyması gerekiyor. Yani şunu çok rahatlıkla belirtebiliriz. Halen yardımın gitmediği köyler var. Halen sağlık hizmetinin götürülmediği köyler var. Halen suya erişemeyen köyler var. Yani şimdi depremin 18. günündeyiz ve halen 18. güne kadar oraya herhangi bir gıda yardımı, herhangi bir çadır yardımı ve herhangi bir sağlık hizmeti götürülmüyorsa birilerinin kendilerini sorumlu hissetmesi gerekiyor. 18. güne girmemize rağmen 80 köyün en az 15'ine hiçbir şekilde iletişim kurulmamış. Bu çok ciddi bir eksiklik. Şu an oralarda kaç tane insanın yaşamını yitirdiğini, kaç tane hastanın olduğunu, kaç tane gebenin olduğunu bilmiyoruz. Gebe takiplerinin yapılması gerekiyor, çocuk takiplerinin yapılması gerekiyor. Oralarda çevre temizliğinin ne düzeyde olduğunu kontrol etmek gerekiyor. Suya ulaşıp ulaşılmadığını yine kontrol etmek gerekiyor. Yani eğer gerçekten doğru bir sağlık anlayışıyla doğru bir sağlık hizmeti üretmek istiyorsak Sağlık Bakanlığı oturup üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Depremin 18. gününe geldik. Yavaş yavaş salgın hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Yine gözlemliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın ciddi bir koordinasyonsuzluğu var. Yine tedavi edici sağlık anlayışıyla bir şeyler yapma çabası içerisinde. Bunun sonuç alıcı olmayacağını, toplumsal sağlık açısından toplumun sağlığını iyileştiren bir yerde durmadığını hatırlatmak istiyoruz. Bundan sonra yapılması gereken suyun temin edilmesi, ulaşılmayan köylere sağlık hizmetinin ulaştırılması, çevre temizliği, belediyenin belli periyotlarla çöpleri toplayıp ve sağlık açısından olumsuzluk teşkil etmeyecek şekilde bu çöplerin imha edilmesi gerekiyor. Yine insanlar 18 gündür banyo yapamıyorlar ve banyo yapmamaktan kaynaklı da ciddi salgın hastalıklar ortaya çıkmaktadır ve hızlı bir şekilde banyonun yani insanların banyo yapabilecekleri alanları oluşturmaları gerekiyor. Ve yine duyumlarımıza göre, yine gözlemlerimize göre belli başlı bazı çadır kentlerde ve işte AFAD'ın açmış olduğu çadırlara yakın tuvaletlerin getirildiğini ama çok işlevsiz olduğunu görüyoruz. Özellikle bu tür süreçlerde dezavantajlı konumda olan kadın ve çocuklar tuvalet ihtiyacını gideremiyorlar. Kadın tuvaletleri genelde çok daha uzak
çadırlara uzak ve karanlık yerlere kurulmuş. Kadınlar oraya kaygılarından kaynaklı, korkularından kaynaklı rahat gidip gelemiyorlar. Oraların aydınlatılması gerekiyor ve çadırlara yakın bir yere kurulması gerekiyor. Aksi takdirde getirilen tuvaletlerin hiçbir şekilde ihtiyaca cevap olmayacağını söylüyoruz. Özellikle bu tür süreçlerde hep erkek aklıyla düşünülür. Sağlık Bakanlığı da, iktidar da sürekli erkek aklıyla düşünüp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çadırların kurulma düzeninden tutalım da tuvaletlerin konumlandığı yere kadar hepsi sanki sadece erkeklere hizmet ediyormuş izlenimi yaratıyor. Ve bu konuda gerçekten kadınlar ve çocukların ciddi mağduriyet yaşadığını da gözlemledik. Bütünlüklü olarak gerçekten bu halkın bu travmayı çok çabuk atlatabilmesi adına herkes üzerine düşen görevi sağlıkçı olmanın vermiş olduğu, getirmiş olduğu sorumluluk gereği görevini yerine getirmesi gerekiyor.